Suudi Arabistan ekiplerinden El Nasr'a transferiyle performansı yükselişe geçen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo gündemden düşmüyor. Bu sefer küçük bir çocuğa verdiği yanıt da dünya basınının dikkatini çekti. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi arasındaki rekabeti iyi biliyoruz. Ronaldo, Suudi Arabistan'a transfer olsa bile iki yıldız futbolcunun ismi sık sık yan yana geliyor. Geçtiğimiz günlerde yaşananlar da buna örnek olabilir. Cristiano Ronaldo, son oynanan El Baten mücadelesinde rakibini 3-1 mağlup ederken, karşılaşmada gol sevinci yaşayamayan Portekizli yıldız Ronaldo'nun soyunma odasına gittiği sırada, küçük bir taraftarla girdiği diyalog gündem oldu. Maça ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu 90 dakika sahada kaldı. Ancak gol atamadığından mıdır bilinmez, maç sonundaki gergin tavırları dikkat çekti. Hatta Portekizli yıldız maçta kaçırdığı golle herkesi şaşırttı. Kaleciyi çalımlayan 38 yaşındaki yıldız futbolcu boş kaleye şiddeti zayıf bir vuruş gönderince rakip defans topu kolayca uzaklaştırdı. Ama asıl olay maç sonunda yaşandı. Karşılaşmayı boş geçen Portekizli yıldız soyunma odasına giden tünelde çocuk bir taraftarla dikkat çeken bir diyalog yaşadı. Çocuk taraftarın "Messi senden daha iyi" sözlerini duyan Ronaldo, "O zaman git onu izle, burada ne işin var?" diyerek tepki gösterdi. Ronaldo'nun verdiği cevap sosyal medyada büyük tepki çekti. Aslında kimse Ronaldo'dan böyle bir tepki beklemiyordu. Yıldız futbolcunun çocuklarla arasının çok iyi olduğunu biliyoruz. Hatta aynı maç öncesi Portekizli futbolcu Suriyeli depremzede bir çocukla tanışıp hayalini gerçekleştirmişti. Herkesten alkış alan o anlarsa şöyle yaşandı. "6 Şubat'ta Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin kuzeybatısını vuran yıkıcı depremden çok sayıda insan etkilenmişti. Bunlardan biri de Suriyeli Nabil Said'di. Deprem felaketinde babasını kaybeden Suriyeli Nabil Said'in en büyük hayali Cristiano Ronaldo ile tanışmaktı. Yetkililerin harekete geçmesiyle küçük Nabil, Riyad'daki Marsol Park Stadyumunda El Nasr'la El Batin arasında oynanan maç öncesi Ronaldo ile buluşarak yıldız futbolcuyla fotoğraf çektirdi. "Nabil, Ronaldo'yu gördüğümde bunun bir rüya olduğunu düşündüm. Kendime inanamadım. Bu rüya ne zaman biterdi bilmiyordum. Bunun bir rüya olmaması için Allah'a dua ediyorum," dedi. Çocuk ayrıca gelecekte El Nasr'da eğitim almak ve logosunu takarak futbol oynamak istediğini dile getirdi. "6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından oluşan feci görüntülerden çok etkilenen Ronaldo'nun Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım uçağı gönderdiği öğrenildi. Ronaldo'nun ayrıca depremzedeler için çadır, yiyecek paketleri, yastık, battaniye, bebek maması, süt ve tıbbi malzemeler için de bağış yaptığı öne sürüldü. Cristiano Ronaldo'nun şu ana kadar yaptığı yardımlarsa saymakta bitmez. Toplumsal olaylara duyarlılığıyla bilinen yıldız futbolcu kazandığı paranın büyük bir kısmını yardım projelerinde kullanıyor. Özellikle çocuklar konusunda çok hassas. Mesela kanser hastalarına özel bir zaafı olan Ronaldo çok sayıda kanser hastasına, özellikle de çocuklara yardım ediyor. Fırsat buldukça çocuk hastaları ziyaret ediyor ve hediyeler alarak onları mutlu ediyor. İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Juventus'a transfer olduktan sonra Torino'da hasta çocukları ziyaret eden Ronaldo kesinlikle bencil bir futbolcu olmadığını kanıtlıyor. Ronaldo'nun hayatında buna benzer çok sayıda olay var. Bunlardan bir diğeri de Real Madrid'de oynadığı dönem yaşanmış. Real Madrid'de Bournemouth arasında oynanan maçta topun başına geçen Ronaldo'nun füzesi, kale arkasında oturan 11 yaşındaki Bournemouth taraftarı Charlie Silverwood'un bileğini iki yerinden kırmış. Başarılı bir ameliyat geçiren küçük çocuğun kolu alçıya alınmış ve haber kısa sürede yayılmış. Charlie'nin kolunun kırıldığı bilgisini aldıktan sonra ise Ronaldo kendisini affettirmek için küçük çocuğa bütün takımın imzaladığı forma ve top hediye etmiş.
Real Madrid basın sözcüsü Juan Camilo Andrade ise hediyeleri Charlie'ye ulaştırmış. Yıllar öncesinde yaşanmış bu küçük kazada Ronaldo her ne kadar bilerek çocuğun kolunu kırmasa da özür dilemesini ve kendisini affettirmeyi bilmiş. Yıldız futbolcu küresel felaketlerde de sessiz kalmıyor. Gazze'de savaştan sonra yıkılmış okulların yapımı için çalışan kuruluşa bağışta bulunmak için yıldız futbolcu 2011 yılında kazandığı altın ayakkabısını 1,5 milyon liraya satmış. Filistinli çocuklara yardım elini uzatan Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, Ramazan bayramı nedeniyle ayrıca 2 milyon dolar bağışta bulunmuş. Filistin'e verdiği bu destekten sonra Ronaldo, Suriyeli çocuklara da bir destek mesajı iletmiş. Bu mesajda Suriyeli çocukların yalnız olmadıklarını ve gerçek kahramanların onlar olduklarını dile getiren Ronaldo, bir kez daha ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu kanıtlamış. Yılındaysa altın top ödülünü satan yıldız futbolcu kazancını da bir Dilek Tut Derneği'ne bağışlayarak hasta ve hayati tehlikedeki çocuklara yardım etmiş. Bu yüksek tutarlı bağışlarının yanı sıra Portekizli Yıldız, UNICEF ve World Vision gibi hayır kurumlarının da elçiliğini yapıyor. Ronaldo'nun kocaman bir kalbinin olduğunu kanıtlayan bir diğer yardımı ise Nuhuzet Guilen adındaki kanser hastası çocuğa yaptığı yardım. Hayatının son anlarını yaşayan çocuğun durumunu öğrenir öğrenmez yıldız futbolcu şoförünü yollamış ve Guilen'i ailesiyle birlikte Real Madrid'de kaldığı otele getirtmiş. Daha sonra Nuhuzet Guilen, Real Madrid'in maçını Ronaldo'nun locasında izlemiş. Ronaldo ise hastalığının son zamanlarında olan çocuğun tedavisinin tüm masraflarını üstlenmiş. Küçük hayranının son zamanları olduğu bilinmesine rağmen Ronaldo son ana kadar her şeyi yapmış ancak Guilen 2013 Mart'ında hayatını kaybetmiş. Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo gördüğünüz gibi sadece yeşil sahada değil aynı zamanda saha dışında da büyük bir futbolcu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan cevap olayı tek seferlik, münferit bir olay olarak kabul edilebilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından görüşlerinizi yazabilirsiniz.